Merhabalar herkese. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Ekin Akın, Biyas Mühendislik'te müşteri temsilciliği görevini yürütüyorum. Webinar öncesinde Biyas ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biyas Mühendislik 1997 yılında Ankara'da kurulmuş olup Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki ofisleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Ankara'da bir üretim atölyemiz ve Gebze'de bir test merkezimiz bulunmaktadır. Mühendislik yazılımları satışı, teknik desteği ve eğitimleri verilmektedir. Mukavemet, dayanıklılık, NVH, mekanik sistem simülasyonu, araç dinamiği, CFD, optimizasyon ve akustik konularında da çözümler sunulmaktadır. Biyas Mühendislik bünyesinde test ve ölçüm sistemleri satışı yapılmaktadır. Strain gauge, ivme ölçer gibi sensörlerden veri toplama sistemleri, iklimlendirme kabinleri ve elektrodinamik sarsıcılara kadar geniş bir ürün portföyünü müşterilerinin hizmetine sunan Biyas, bu çözümleri kullanarak mühendislik hizmeti de vermektedir. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra Gebze TOSB'da bulunan test merkeziyle de test hizmetlerinde müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. Biyas ürün ve hizmetlerine dair detaylı bilgiye www.biyas.com.tr adresinden ulaşabilir ya da info@biyas.com.tr adresine mail atarak sorularınıza en kısa sürede yanıt alabilirsiniz. Bugün sizler için MSI APEX ile bağlantı ve kaynak modellemesi webinarı gerçekleştirilecektir. Sunum Tolga Çetin tarafından yapılacaktır. Sunum sırasında sorularınızı chat kısmından iletirseniz süremizin kalan kısmında sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Webinarımızın kayıt altına alınacağını ve sonrasında Biyas web sitesinden yayınlanacağının da bilgisini verip sözü Tolga Bey'e bırakıyorum. Merhabalar herkese. Benim de ismim Tolga Çetin. Biyas Mühendisliği'nde yapısal analiz mühendisliği olarak çalışmaktayım. Ankara ofiste bulunuyorum. Ben bir ekran paylaşayım sizinle. Şu anda ekranım geliyor herhalde sizlere. Görüyorsunuz bir sıkıntı Evet, sizde. görünüyor Tolga Bey. Tamamdır. Bugünkü webinarımızın konu başlığı MSI APEX ile bağlayıcı ve kaynak modellemesi. Ajandamıza bakacak olursak ilk başta bağlayıcı modellemesinden başlayacağız. Civata modelleme yöntemlerinden bahsedeceğim. Bir boyutlu rigid modelleme, bir boyutlu esnek modelleme ve üç boyutlu modelleme şeklinde ilerleyeceğiz burada. Arkasında kaynak modellemeye geçeceğiz. Burada yüzey birleştirme, dikme, ayrılmaz kontak ve kaynak elemanları örme olarak da devam edeceğiz. İlk başta bağlayıcı modellemeye başlayacak olursak, bağlayıcı nedir diye soracak olursak başta. Bağlayıcı aslında civata perçin gibi parçaları birbirine bağlı yani gibi parçaları birbirine bağlayan bağlayıcı elemanlardır. Peki bağlayıcı neden gerekiyor bizim için bağlayıcı modelleme? Aslında en büyük gereklilik montaj modellemesi ve aynı zamanda öteleme ve dönme serbestliği kısıtlı oluşturmalarımızda da işimize yarıyor. Önemi ne diye bakacak olursak da aslında bizim modelimiz veya yapımız en zayıf bağlayıcımız kadar güçlüdür. Herhangi bir bağlayıcıda bir fail olursa aslında bizim yapımızda fail olmuş oluyor. Bazı durumlarda bağlayıcının dayanımı elemanın dayanımından da önemli olmuş olabiliyor bu durumlarda. Civata modelleme yöntemlerine geçecek olursak üç çeşit civata modelleme yöntemi yapıyoruz. Bunların birincisi en basic'i aslında bir boyutlu rigid modelleme. İkincisi bir boyutlu esnek modelleme ve üç boyutlu modelleme. Bir boyutlu esnek modellemeyi ikiye ayırabiliriz. Standart bir boyutlu eleman veya HUD formülasyonuyla ayrı bir modelleme de yapabiliyoruz. En basit bağlantı elemanımız aslında bizim rigid bar bağlantısı. Bunu APEX'te direkt konnektör içinde görüyoruz burada. Herhangi bir input girmemize gerek kalmıyor. Direkt iki deliği birbirine bağlayarak arada bir sonsuz katılığa sahip bir eleman oluşturarak bir bağlayıcı modellemesi yapabiliyoruz. Bunu biz bağlayıcının dayanımıyla çok ilgilenmiyorsak kullanabiliriz ve bu şekilde bağlayıcının dayanımıyla ilgilenmiyorsak bu şekilde kullanabiliriz. Ama bu elemanın çok fazla kullanımı modelde genel esnekliği de düşürecektir. Bunun aslında NASTAM'da karşılığı da gördüğümüz R-bar olacaktır. VDF çıktısı alırsak karşımızda bir R-bar kartı olarak çıkmış oluyor. Arkasında ikinci bağlantı çeşidimiz flexible bar bağlantısı. Bu R-bar'a göre daha flex yani flex esnek bir modelleme yöntemi. Burada
bizim iki tane girdi girmemiz gerekiyor Apex'e. Birincisi civatamızın çapı, ikincisi de civatamızın malzemesi olacaktır. Bu çap ve malzeme atamasına göre aslında arka planda bir katlık hesaplanacaktır ve bu malzeme ve çapa göre de elemanımız ve bağlayıcımız bir esneklik gösterecektir. Burada bunun yine BDF'ini alacak olursak NASTA'nın karşılığı da C-bar, P-bar olarak karşımıza çıkacaktır. Burada örnek bir model üzerinden iki bağlantıyı nasıl yaptığımızı göstereyim. Önce Interactions menüsüne geliyoruz. Connector'dan Widget Bar seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir input yapmıyorum. Sadece deliklerimi seçip birbirleriyle şekilde bağlıyorum. Arkasında yan tarafa da bir flexible bar bağlantısı. Yani burada dediğim gibi bir çap bilgisi ve malzeme bilgisi giriyorum. Arkasından yine deliklerimi seçip bu şekilde bağlantılarımı yapmış oluyorum. Devam edecek olursak da aynı zamanda tabii bağlantıları böyle tek tek yapmak yerine bu şekilde de yapabiliriz. Bunun için Apex'te biliyorsunuz hole to hole bir fastener tool'umuz var. Bütün delikleri bizim yerimize Apex kendisi tanımlıyor. Buraya kendimiz bir tolerans aralığı, bir malzeme ve maksimum bir çap girip arkasından da tanımlayacağımız bu bağlayıcı bir isim verdikten sonra bu tool yardımıyla aslında Apex'te bütün delikleri bağlayıcı elemanlarla bağlamış oluyoruz birbirleriyle. Şekilde bir bağlantı modeli yapılabiliyor. Arkasından hut yöntemine geçiyorum. Dediğim gibi ilk başta bir rigid bağlantı modelinden bahsetmiştim. Arkasından bir esnek bağlantı modelinden bahsettim. C-bar kısmından, flexible link bağlama kısmından. Hut yöntemi de aslında bizim bağlayıcının katılığını hesaplanırken bağlayıcının pardon, kusura bakmayın. Bağlayıcının katılığı hesaplanırken plakaların da bu katılığa bu katılık hesabına katılmasını sağlayan bir yöntem olmuş oluyor. Arkasından çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir hut yöntemi de. Aynı zamanda bağlanan plakalar ve bağlayıcı dayanımı için de uygun bir yöntemdir. Burada bu formülasyonu görüyoruz. Bu formülasyon sayesinde biz civatanın kendi katılığını eksenel yönde ve şiir yönlerinde hesaplamış oluyoruz. Burada örnek bir hesabı görmek bakacak olursak da birinci plaka, ikinci plaka ve üç, civatanın özelliklerini burada input olarak görüyoruz. Burada gerekli formülasyonları yerine koyduğumuzda burada bir katılık hesapları çıkartılmış oluyor. K1 ve K2 yanal katılıklar, K3 eksenel bir katılık, K4, K5, K6 aslında bending ve torsion katılıkları oluyor civatamızın. Bu katılıkları tabii ki de C-bar, flexible link ve R-bar gibi bağlantı elemanlarına giremiyoruz. Bunu kullanmak için de aslında bushing bağlantısı kullanabiliriz. Bushing bağlantısında dediğim gibi 6 serbestlik derecesine sahip bir bağlantı çeşidi. 3 ötüleme, 3 dönme önlerine katılık ve sönüm değerleri girebiliyoruz. Dinamik analiz koşturacaksak eğer sönümleyici modellemek de istiyorsak bunu sönümleyici modellemesi olarak da kullanabiliriz. Veya dediğim gibi hut yönteminde hesaplamış olduğumuz katılıkları buradaki bush elemana girerek de bu fastener'ı bu şekilde modelle edebiliriz. Burada bushing'in girmemiz gereken özelliklerini görüyorsunuz. Dediğim gibi katılıkları ayrı bir şekilde girebiliriz veya damping ayrı bir şekilde girebiliriz. Burada hut yöntemini elde ettiğimiz katılıkları da kullanarak bu şekilde bir C-bush modellemesiyle de fastener modellemesi yapabiliyoruz aslında. Burada örnek bir göstermek gerekirse de yine yüzeylerimi, orta yüzeylerimi çıkarttıktan sonra bir yüzey meşimi atıyorum. Burada ilk başta bir flexible link bağlantısı yaptım. Bir çapımı ve malzememi girdim. Ve arkasından
bağlantı modellerini tanımlamış oldum. Arkasından daha önceden hut yöntemiyle çıkartmış olduğum katlıkları buradaki bu elemana girerek de yine bu eleman bağlantımı da burada yapıyorum. Burada tabii sonuçların birebir aynı olmasını tabii ki de beklemiyoruz. Herhangi bir sonuç göstermeyeceğim zaten. Bunun sebebi de aslında bizim ilkinde katlık yönteminde plakaların kendi katlıklarını civata katlığına dahil edilmedi. Ama ikincisinde ben hut yöntemi kullanarak aslında o plakanın katlığının da bağlayıcının katlığına dahil etmiş oldum. Arkasından şöyle geçtikten sonra 3D civata modellemesi. Bir boyutlar dışında 3 boyutlu civata modelleyebiliyoruz. Buradaki bizim en büyük avantajlarımız, iki büyük avantajımız civata üzerinde gerilim, ses değerleri gözlemleyebiliyoruz. Bu ses değerleriyle ilgili malzemenin akma kopma değerlerine göre civatanın dayanımını değerlendirebiliriz veya civatanın deplasmanını gözlemleyebiliriz. Dezavantajlarına bakacak olursak da eleman sayısında bir artış olacaktır. Daha bir eleman yanı birçok fazla eleman kullanmak zorunda kalacağız. Ve civata kuvvetinin belirlenmesi aslında biraz daha zor olacak. Civatın üstüne gelen net kuvveti bulmamız bir boyutlu elemana göre daha zor olacaktır. Ama bir boyutlu elemanlarda da tabii civatanın failure'ını yani dayanım koşullarını inceleyebiliyoruz. Ondan da bahsedeyim. 3D civata modellemesini dediğim gibi modelimizi kurduktan sonra aslında bunlar civata ile plaka arasında birleştikleri yerden yani birbirlerine ayrılmaz kontak veriyoruz. Bu şekilde örnek gösterecek olursam da civataların ve plakaların modelledikten sonra ayrı ayrı birbirlerine kontak veriyorum. Önce alt plakayla civatalar arasında birer kontak tanımlaması yapıyorum. Sonra yine aynı şekilde üst tarafta üstteki civatalar arasında bir kontak tanımlaması yapıyorum. Yine dediğim gibi mesh şeyine bakacak olursak da kontak yüzeylerine şu şekilde bir 3 boyutlu civata modellemesi yapabiliyoruz. Üç boyutlu plaka modellemesi, yani üç boyutlu civata modellemesinde aslında biz okuduğumuz ses ve deplasman sonuçlarına göre bağlayıcının plakanın failure'larını, dayanım koşullarını, dayanımını görebiliyoruz. Peki bir boyutlu eleman kullanırsam bu dayanımı nasıl bakabilirim diye düşünürseniz de. Burada civatın üstüne gelen kuvvetleri kullanarak işte bearing, shear, tear out, işte pull through, net tension, clutch, fastener gibi farklı dayanım koşullarını bu kuvvetle üzerine gelen kuvvetleri kullanarak hesaplayabiliriz. Dayanım koşullarını inceleyebiliriz daha doğrusu. Ben bunlara sadece iki tanesini göstereceğim bu webinarda. Bunlardan en sık karşımıza çıkan aslında bearing failure'ımız oluyor. Gördüğünüz gibi civata şu şekilde yanal kuvvetlere maruz kaldığında civatın dayanmış olduğu yanaklardan birer bearing stres oluşuyor. Bu bearing stres de aslında plakayı zorluyor ve plaka bu bearing stresi dayanıyor mu dayanıyor mu veya fastener'ımız dayanıklı kalıyor mu diye incelemek gerektiğimizde burada sonlu eleman çözümünden biz o bir boyutlu elemanın üstüne gelen FX ve FY yani yanal kuvvetleri alıyoruz. Ve bağlayıcı malzeme özelliklerimizde fastener'ımızın, bağlayıcımızın çapı, kalınlığı ve uzunluğu ve bizim ultimate bearing elemanımız. Bu da kupon testleriyle malzemenin, plakanın kupon testleriyle öğrenilen bir malzeme özellikleri. Bu verileri kullanarak biz bir RF hesabı yapıyoruz ve bu RF hesabı aslında birinin üstündeyse biz güvenli tarafta kalmış oluyoruz. Bir failure gözlemlememiş oluyoruz aslında yapımızda. İkincisi en sık kullanılan failure modlarımızdan birisi de aslında fastener failure. Burada fastener failure de aslında üstüne gelen kuvvetlerle birlikte yine fastener'ın kopmayacağına bakmak istediğimizde bu hesaplamayı kullanabiliriz. Burada bir interactions curve grafikleri var. Burada bağlayıcının tension allowable kuvveti ve bağlayıcının shear allowable kuvvetleri var. Taşıyabileceği maksimum tension ve taşıyabileceği maksimum shear kuvvetlerine göre bir RT ve RC hesabı yapılıyor. Üstüne gelen tension kuvveti bölü taşıyabileceği maksimum, üstüne gelen shear kuvveti bölü taşıyabileceği maksimum kuvvetlerden. Burada bunu grafiğe koyarak bu curve'ün altında yani şöyle birisi 0.5, birisi 0.3 geldiğinde şöyle kesiştirdiğimde şu noktada kalıyorsam ben eğer bu curve'de kullanıyorsam curve'ün içerisinde kaldığım için bu tarafında kaldığım için
benim fastener'ım güvenli tarafta kalmış oluyor. Bunu bu körlerin dışına doğru çıktığımda benim fastener'ım artık fail etmiş oluyor. Burada RB ve R2'lerin hangi kombinasyonu kullanacağımız biraz da bize kalmış oluyor. Ama çoğunlukla testlerde de daha güzel çalışan bir kombinasyon R1'in karesi, R2'nin karesi şeklinde olmuş oluyor. Burada bunu direkt formülize etmek gerekirse de direkt şu RF formülünü kullanabiliyoruz. Arkasından joint çeşitlerimize bakmak gerekirse, aslında joint biz niye modellemek zorundayız veya neden modelliyoruz diye bakacak olursak ilk başta. Belirli eksenlerde öteleme veya dönme serbestliği olan bağlayıcılar tanımlamak istiyorsak modelimizde joint modelliyoruz. Bizim 5 farklı joint modelimiz var aslında burada Apex'te modelleyebileceğimiz. Bunlardan birisi Revolution Joint. Bir DOF serbestliği vardır. O da eksenel dönme serbestliği. Diğer serbestlikleri kısıtlıdır. Cylindrical Joint serbestliğimiz, cylindrical joint tanımlamamızda ise 2 DOF serbestliğimiz vardır. Bunlar eksenel dönme ve öteleme serbestliği. Diğer serbestlikleri kısıtlamış oluyoruz. Yine prismatic joint jointimde bir DOF serbestliği var. O da eksenel öteleme serbestliği. Diğer serbestlikler yine kısıtlı burada. Planar joint'te 3 DOF serbestliği, 2 öteleme, 1 dönme serbestliği şeklinde. Spherical joint'te de 3 eksenel dönme serbestliği olacak şekilde joint tanımlamaları yapabiliyoruz. Bunların kullanım alanlarına bakacak olursak bir örnekle göstermem gerekiyorsa da burada bu yapının şu eksende döndüğünü düşünürsek eğer, buraya bir revolution tanımlaması yapıyorum bu delikler arasında. Bunları bu şekilde revolution tanımladığımda bu yapı artık y ekseninde dönebilecek bir joint olmuş oluyor. Yine aynı şekilde burada da bir prismatik joint tanımlaması yapmam gerekiyorsa da burada yine gelip bu x ekseninde joint'in serbest olması için yine bu iç delikleri tutarak resimler alayım. Burada bir prismatik joint tanımlaması yapıyorum bu şekilde. X ekseninde hareket serbest olacak şekilde bir joint tanımlaması yapıyorum. Bu jointleri tanımladığımda prismatik joint x ekseninde serbest bir hareket verecektir yapıya. Revolution joint de burada bir dönme serbestliği bırakacaktır modelimizde. Bağlayıcı modellemelerini bitirdikten sonra artık kaynak modellemesine geçebiliriz. Kaynak modellemesi de yine bağlayıcı gibi, yani civata perçin gibi kullanmak yerine direkt yapıları birbirleriyle kaynaklayarak da modellemeler yapılabiliyor. Kaynak modellemesinin gerekliliği dediğim gibi işte yine montajları birleştirme, montaj modelleme ve parçaları birbirleriyle kontak halinde bulunan yapıları birleştirmek ve yapıda yük aktarımının devamlılığını sağlamak oluyor. Kaynak modelleme yöntemlerine bakacak olursak da 3 farklı yöntem göstereceğiz. Bunlardan birisi yüzey birleştirme dikme. Bunu Apex'te Edge Vertex Direct ve Extend Surface komutuyla yapıyoruz. İkincisi ayrılmaz kontak. Bunu Mesh Independent Type komutuyla yapıyoruz Apex'te. Üçüncüsü de kaynak elemanları örme. Bunu da Apex'te yine Filler komutuyla yapabiliyoruz. Burada Edge Vertex Direct komutunu kullanarak nasıl yaptığımızı göstermem gerekirse, burada bir 3 boyutlu bir modelim var. Gördüğünüz gibi şu kırmızı yerlerin aslında bu modelimiz kaynaklı olmuş oluyor. Ben bunun orta yüzeylerini alıyorum. Gördüğünüz gibi free edge'lerim yine kırmızı olmuş oluyor. Birleşmemiş kenarlarım. Bunları edge vertex direct komutlarıyla birbirleriyle birleştirerek aslında yüzeyleri bunu dikiyorum, birleştiriyorum. Ve tek bir surface haline getiriyorum burasını artık. Tek bir yüzey haline getirmiş oluyorum. Bu şekilde modelimi kaynaklayabilirim. Burada videosunu, örnek video göstermek gerekirse de önce orta yüzeylerini alıyorum Apex'te hızlıca. Apex aynı zamanda kanıklarını otomatik olarak atıyordur. Arkasından edge vertex direct komutuyla böyle farklı renklerle, yani hepsinin farklı bir surface olduğunu gösteriyoruz. Arkasından edge vertex direct komutuyla modelimizi birbirleriyle birleştiriyoruz. Tabii bunu böyle edge vertex direct komutuyla tek tek yapabiliriz veya direkt extend surface komutuyla bu birleştirmeleri tek seferde de yapıp modelimizi tek bir surface haline, yüzey haline getirmiş olabiliriz bu şekilde. Arkasından modelimizi meshleyelim. Burada modelimizi meshledikten sonra tek bir mesh olarak geçecektir. Herhangi bir equivalence veya notların arasında bir kopukluk olmayacaktır. Otomatik equivalence şekilde notlar birbirleriyle birleşik şekilde gelecektir. Burada bakacak olursak da gördüğünüz gibi bütün notlar birbirleriyle birleşik ve devam eden bir mesh olacaktır.
İkinci modelleme yöntemimiz ise ayrılmaz glue kontak. Ayrılmaz glue kontağı dediğim gibi mesela bu yapıda basma yönünde bir kuvvet yükleme varsa ayrılmaz kontak da güzel çalışacaktır. Ve buradaki bu yapı bölümüne kaynaklıysa yine ayrılmaz kontak da kullanılabiliriz. Burada dediğim gibi önce yapımızı meşliyoruz. Meşledikten sonra segment to segment şekilde yani segmentleri, yüzeyleri birbirine touch eden apeksonları otomatik aldılar. Birbirine değen yüzeyleri, belli bir türevs aralığında yakaladığı yüzeyleri birbirlerine aslında ayrılmaz şekilde birbirlerine bağlayacaktır. Yine aralarında bir MPC bir bağlantı varmış gibi düşünebiliriz ama birbirlerine yapıştırılmış gibi düşünebiliriz bu ayrılmaz kontağı. Burada örnek vermek gerekirse de yapımızı Apex'te farklı boyutlarda meshliyorum öncelikle. Arkasından burada gördüğünüz gibi bazı seed'ler de birbirinden farklı olmuş oluyor. Arkasından burada Machine to Machine Tie deyip yapımızı aslında birbirlerine ayrılmaz kontak ile bağlamış oluyoruz. Burada yine dediğim gibi 5. tayın üstüne gelip sağ tıklayarak bu kontağa girmiş yüzeyleri mor renkli şekilde birbirleriyle görebiliriz. Burada dediğim gibi bu yüzeyler aslında birbirleriyle yapıştırılmış gibi düşünmek gerekiyor. Birbirleriyle yapıştırdığımız yüzeyler bunlar birbirleriyle herhangi bir yükleme altında ayrılmadan beraber hareket edeceklerdir. Glue bu şekilde düşünebiliriz. Üçüncü yöntemimiz ise aslında bizim filler yöntemimiz. Burada bazı yüzeyler arasında bazı mesafeler vardır ve şu sadece kenarlardan birer kaynak elemanı kaynak geçecektir. Bunun için biz buraya birer yüzey örüp bu yüzeylerden eleman geçirerek de bu bağlantıyı, mesh bağlantısını da aslında sağlamış oluyoruz. Burada dediğim gibi öncelikle arkasında bu yapımızın bir izdüşümünü alıyoruz. Sonra bu izdüşümünü aldıktan sonra burada birer kaynak yüzeyleri örülmüş oluyoruz. Ve bu kaynak yüzeylerinde bir sıra eleman geçecek şekilde meshleyip arkasından tüm yapımızı meshleyerek bütün meshin bir bütün olmasını sağlıyoruz. Örnek vermek gerekirse de böyle ilk başta izdüşümümüzü alıyoruz arka tarafa. Arkasından filler komutumuzla buradaki önlü ve arkalı yüzeylerimizi örmeye başlıyoruz. Aslında burada da bizim yaptığımız buradaki yüzeyi örerek bu yapının yine tek bir yüzey olarak kalmasını sağlamak. Arkasından dediğim gibi yapımızı meşliyoruz. Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken yer sadece bu ördüğümüz yüzeylerden tek sıra eleman geçmesini sağlamak. Fazla eleman sayısı da geçirebiliriz ama bu eleman sayımızdaki bir artış sebep olacaktır. Uygun olan tek sıra eleman geçerek o kaynak bölgesini modellemektir. Arkasından RB2, RB3 elemanlara geçiyorum. Burada RB eleman kullanma gerekliliği bizim aslında bağlayıcıları biliyorsunuz delik çevresinde bağlıyoruz. Bu delikleri birbirine hareket etmesini sağlamak için birbirleri bağlamak gerekiyor. Bunlar için RB eleman kullanıyoruz. Bağlayıcı modellerin bağlantısını sağlanabilmesi için veya herhangi bir yüzeye veya belli bir bölgeye yük veya kütle dağıtımının yapılmasını sağlanması için yine RB eleman kullanılabilir. Veya yapının beraber hareketini sağlanması için belli yapıları, yüzeyleri birbirine bağlamak için de RB2 veya RB3 elemanlar kullanılabilir. RB2 elemana tanıtacak olursak, RB2 eleman sonsuz katılığa sahip bir elemandır. Rigid bir eleman, bağlantı elemanıdır. Merkez nodu independent'tır. Çevre nodları da merkez noduna dependent'tır. Merkezdeki nod hareket ettikçe çevre nodları da aynı şekilde hareket edecektir. Apex'te biliyorsunuz Apex'te RB2, RB3 diye tanımlama yok ama Apex'teki RB2'nin karşılığı distribution type rigid olacak şekilde tanımlama yaptığımızda RB2 eleman tanımlamış oluyoruz. Daha öncesinde bağlayıcı elemanlarda R bar ve C bar'ı göstermiştim en başlarda. Orada
R-bar ve C-bar kullanılırken de aslında uygun görülen, kullanılan daha doğrusu çoğunlukla kullanılan, yaygın olarak kullanılan bağlantı modellemesi RB2 R-bar RB2, RB2 C-bar RB2 şeklinde oluyor. RB3 eleman da aslında bir interpolasyon elemanı. Üstüne gelen yükü çevresinde dağıtan veya üstünde yüke dağıtık şekilde ilerleyen bir eleman tipi. RB3 eleman herhangi bir katılığı yoktur. Modele de herhangi bir katılık katmaz. Merkezi dependent'tır. Çevre notları independent şekilde davranır. Apex'te bunun karşılığı da distribution type compliant'tır. Ve bağlantı modellemesinde de RB3 kullanırken biz aslında RB3, CBush, RB3 şeklinde bir kullanım gerçekleştirebiliyoruz. İkisinin arasındaki farklılara da bakacak olursak da RB2 dediğimiz gibi sonsuz katılığa sahip bir eleman. RB3 sıfır yani bir herhangi bir katılığı olmayan bir eleman olmuş olarak oluyor. Çok fazla RB2 eleman kullanımı da dediğimiz gibi modelde katılığını artıracaktır. RB2'nin merkezi independent davranır, RB3'ün merkezi dependent davranır. RB2'nin çevresi merkezine dependent'tır. RB3'ün çevresi independent olarak davranır. Apex'teki karşılıkları dediğim gibi rigid bağlantı tipi, rigid distribution type RB2 olarak olacaktır. Gördüğünüz gibi zaten yeşil renkte bir çıktı veriyor. RB3'te distribution type compliant şeklinde bir tanımlama yaparsak da RB3 tanımlaması yapmış oluyoruz. Orası da şu altta gördüğümüz mor kısımda RB3 eleman olmuş oluyor. Burada bir örnek gösterecek olursak da İşte diskreteye geldiğimde, compliant dediğimde şöyle RB3'leri tanımlayabiliyorum. Rigid dediğimde ise dediğim gibi RB2 tanımlamış oluyorum. Apex'inde herhangi bir eğil seçtiğimde otomatik olarak merkez noktasını bulacaktır bize ve oraya atmak zorunda atacağımdır. Veya bunu yapmak yerine direkt konnektörler içinde bağlayıcı modellerken de yapabiliyoruz. RB2 üçleri Bush kullanıyoruz. RB2 ile flexible bar tanımlaması kullanıyoruz. Tabii konnektörde de direkt bu RB2 RB3 tanımlamalarını direkt konnektör menüsüyle de yapabiliyoruz. Onun için yine konnektöre geliyorum. Burada aşağıda zaten distribution type kısmı var. Bunları rich yaptığımda bağlantım benim aslında RB2 bağlayıcı elemanım RB2 şeklinde yapmış olacak. Veya bu distribution type'in compliant olarak seçtiğimde benim bağlantımı RB3 CBush RB3 şeklinde yapmış olacak. Benim söyleyeceklerim, anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Ben şimdi tekrardan Ekin Hanım'ı host yapayım. Sorularınız varsa chat kısmından alabiliriz. Teşekkürler Tolga Bey. Evet, Tolga Bey'in dediği gibi sorularınızı chat kısmından alabiliriz. Henüz soru gelmemiş. Biraz bekleyelim isterseniz. Tamamdır, bekleyebiliriz. Sorularımız gelmiş Tolga Bey. Cevaplayalım isterseniz. Tamamdır. Ben bir soruları açayım chat kısmından. Şöyle bakayım. Hold all komutu ile ilgili partin içerisindeki bütün body'lerin deliklerini referans olarak işlemi yapmaktadır. Bazen partin içerisindeki bazı body'lerin civata bağlanması sistemini durumlarda zorlanmaktayız. Evet, burada bir tolerans aralığı yaparak, ayarlayarak bu işlemi düzenleyebiliriz aslında. İlgili modelinizin bir örnek parçasını bize desteğe de yollayarak detaylı bir inceleme yapabiliriz. Yani spesifik bir zorlanma da olmuş olabilir yani bu zorlanma. Ama dediğim gibi bir tolerans aralığı tanımlaması da yapılabilir. RB2 RB3 pratik karşılıkları nelerdir? Şöyle, pratik karşılıkları şöyle. RB2 eleman bizim deplasmanımız aslında RB2'nin merkezini ne kadar hareket ediyorsa çevresi de o kadar hareket etmiş oluyor. Ben merkezini 1 milimetre x yönde hareket ettirirsem çevre notları da aynı yönde 1 milimetre şeklinde hareket etmiş oluyor.
RB3 elemanda ise şöyle söyleyeyim, deplasmanı aktaracaktır. RB3 elemanda ise aslında kuvveti moment kollarına göre, yakınlıklarına göre, birbirlerine göre oranlanacaktır. Burada sunumda da tekrardan göstermem gerekirse şöyle bir şey gelemedim. Pardon. Ekran paylaşabilirsiniz Tolga Bey. Tamamdır. Ekran paylaştım. Henüz görünmüyor. Tamamdır. Şimdi görünüyor olması lazım. Şimdi evet, burada gördüğünüz gibi RB3 elemanın çalışma mantığı da aslında üstüne gelen kuvveti yakınlık uzaklıkla yazsa moment konuna göre kuvvetleri dağıtmış oluyor. Daha yakın yere daha yüksek bir dağıtım, daha uzak olan yere de daha az bir yük dağıtımı sağlamış oluyor. Ama RB2 elemanda böyle bir şey gözlemlenmiyor. RB2 elemanda dediğim gibi bu not 1 milimetre hareket edecekse herhangi bir kuvvet sonunda buradaki bütün notlar da 1 milimetre hareket etmiş olacaktır. Ondan sonsuz katlık diyoruz. Yani çevresi merkez onuna göre sonsuz katlıkta bütün şeyi hareketi çevresinde aktarmış olacaktır. Başka sorular varsa yapabilirim. Ben tekrardan bizi host yapayım. İki yanım. Evet. Almak için, evet, aynı tünel sorununda bazı delikleri cıvata bağlamak için zoom'u desteğimi atarak durumu izah ederim. Body seçimi yaparak bu komutu çektiğimi merak ettim. Evet, body seçimi yaparak bu komutu kullanabiliyor muyuz? Tam olarak ben de tekrardan bir komutu incelemem lazım. Dediğiniz gibi desteğimi atarak durumu izah ederseniz durumu da tekrar inceleriz biz de. Tekrar teşekkürler Tolga Bey. Bir soru daha gelmiş. Farklı kaynak yöntemleri için parametreleri girerek kaynak yöntemleri. Şöyle, kaynakta farklı kaynak yöntemleri parametrelerinden kasıt tam olarak nedir tam anlayamadım. Bu kaynak elemanı, mesela kaynak elemanı örüyorsam kaynak elemanının her farklı bir katılı, kaynak katılı verebilirim o elemanlara. Ve sonuçta da hangi çıktıları görmek istiyorsam kaynak üstündeki stresi, elemanların üstüne gelen kuvveti, elemanların üstündeki deplasmanları, yani elemanın deplasmanlarını bu şekilde görebiliyorum. Örneğin akım, gerilim, kaynak hızı, gaz, örneğin gaz altı kaynağında akım, gerilim, kaynak hızı, gaz devisi ve benzeri parametreler. Bu tarz şeyleri göremiyoruz diye biliyorum ben. Desteğe mail atarak konuyla ilgili biz de bir araştırma yapabiliriz. Apex'ten böyle bir çıktı alabileceğimizi şu anda ben bilmiyorum. Ama desteğe mail atarsanız detaylı bir şekilde sorularınızı cevaplayabiliriz. Bu konu hakkındaki sorularınızı cevaplayabiliriz. Henüz vaktimiz var. Sorularınız evet, varsa iletebilirsiniz. Sorularınızı şeyde yani sorularınızı iletebilirsiniz. Aklınıza webinardan sonra da konuyla ilgili herhangi bir soru gelirse yine desteğe her zaman mail atabilirsiniz. Yine en kısa sürede geri dönüp sorularınızı cevaplarız. Onda da bir çekinceniz olmasın. Daha fazla soru yok sanırım. Bu webinarın kaydına ve daha önce gerçekleştirdiğimiz webinarlara web sitemiz www.biaz.com.tr üzerinden hizmetler bölümündeki eğitim sekmesinden her zaman ulaşabilirsiniz. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinarın kaydı en kısa sürede web sitemize yüklenecektir. Sorularınız olur ise destek@biaz.com.tr adresine mail atabilirsiniz her zaman. Webinarımıza katılım sağladığınız için teşekkür eder. Herkese sağlıklı günler dilerim.